Merhaba arkadaşlar, bu videoda genelde öğrenciler tarafından anlaşılması zor gibi görünen fakat aslında hayatın içinden keşifler olan Green teoremi, Stokes teoremi, divergence teoremleri hakkında giriş niteliğinde bir çalışma yapacağız. Burada bu teoremlerin ispatı ve hesabından daha çok nasıl bir şey olduklarını, neye benzediklerini anlamaya çalışacağız. Bu videoyu daha iyi anlamak için tek ve çok değişkenlerin fonksiyonların türevleri, tek ve katlı integraller, vektörler, vektör ediş, bir fonksiyonun gradyanı, diverjansı ve rotasyoneli gibi konularda temel bir bilginizin olması faydalı olacaktır. Yine de bu videoyu izledikten sonra bu konularda hiçbir bilginiz olmasa bile bu teoremlerin neye benzedikleri konusunda sağlam bir fikriniz oluşacaktır. İlerleyen videolarda sırası geldiğinde bu teoremlerin aritmetik kısmı olan ispat ve hesap kısmını anlatan videolar yapacağız. Ama zaten siz onların neye benzediklerini kavradıktan sonra eminim ki bu ispatları kendi yapacaksınız ve bu videolara ihtiyacınız bile kalmayacak. Hatta kendiniz bazı teoremler geliştirmeye aday olacaksınız. Boyut ve türev videolarını izlediyseniz evrendeki şeylerin daha küçük yapı taşlarından oluştuğunu ve bu yapı taşlarını toplayarak o şeyin toplam miktarına erişebileceğimizi biliyorsunuz demektir. Ne yapmıştık? Tek boyutlu çizgimizi oluşturmak, çizgimiz için türev olan sonsuza yakın sayıda küçük noktalarımızı çizgimiz boyunca sıralamıştık. Yani toplamıştık. Veya karemizi oluşturmak için sonsuza yakın sayıda tek boyutta çizgilerimizi toplamıştık. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Evrende herhangi bir bölge veya şey aslında içindeki en küçük yapı taşlarının yani türevlerinin toplamının yani integralinin yansımasıdır. Yani onların toplamından oluşur. Bu çok küçük şeyler bize oluşturdukları daha büyük yapı hakkında sağlam bilgiler sağlar. Şimdi dikdörtgen bir bölge seçelim. Bu bölgenin içinde çok küçük canlılar yaşıyor olsun. Anlaşılması kolay olsun diye bölgemizi dikdörtgen seçtim. Yoksa rastgele çizilmiş bir kapalı bölgede seçebilirdim. Size bu dikdörtgen bölgenin alanını hesap edin desem iki boyutunu birbiriyle çarpar kolayca bulurdunuz. Peki başka bir yol deneyip alan içerisindeki küçük canlılardan bölgenin içini çok küçük dy dx boyutlarında dikdörtgenlere bölmelerini istesek ve bütün küçük bölgelerin toplam alan miktarını bize bildirmelerini söylesek bu toplam alan yani dxdy integrali yine bizim dikdörtgenimizin alanını verecektir. Biliyoruz ki aslında bu alanı dikdörtgen bölge içinde küçük dikdörtgensel alanlar seçip toplayarak da bulabilirdik. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Ne yaptık? Aslında dikdörtgenimizin yani bölgemizin sınırları içinde yaptığımız işin yani iki kenar uzunluğu çarpmanın benzerinin çok küçüklerini bu kapalı bölge içinde yaşayan canlılara yaptırdık. Yani onlar da kendi küçük dikdörtgenlerinin kenar uzunluklarını çarparak bizimle aynı işi yaptılar. Sadece boyutları çok küçüktü. Biz dikdörtgenimizin kenarlarını çarparak bu küçük adamların hangi sonucu bulacağını önceden bulmuş olduk. Dikdörtgenimizin sınırları olan kenar uzunlukları ile içerideki küçük kenar uzunlukları için aslında aynı ortak işlemi yaptık. İşte dikdörtgenimizin içinde gerçekleşen bu olayla sınırlarında gerçekleşen olay arasındaki ortak ilişki matematikte çok önemlidir. Yani iki boyutlu alansal bir bölge ile onu çevreleyen tek boyutlu sınır ölçüleri arasında ortak bir ilişki kurduk ve içeride olanlar hakkında bilgi sahibi olduk. Bunun tersi de olabilirdi. İçerideki küçük canlılar da bizim bulacağımız alanın ne olduğunu kolayca hesaplayabildiler. İşte evrende bir bölgenin sınırları ile bölge içinde olanlar arasındaki ilişki çok kullanışlı bir bilgidir. Green, Stokes, diverjans teoremleri gibi fiyakalı teoremlerin özü, ana fikri budur. Sınırlı bir bölge içindeki reaksiyon neyse, bu bölgenin sınırları dışına akan bilgi de odur. Bunu üç boyutlu düşünürsek, bir yıldızın yüzeyinden dışarı çıkan ışımanın doğrudan içerideki reaksiyonların miktarına bağlı olması gibi. Kısaca yıldız yüzey sınırındaki ışımanın içeride olan toplam reaksiyonlar hakkında bilgi vermesi gibi düşünebilirsiniz. İnsanın içindeki neyse yüzüne vuran da odur gibi bir şey. İşte ana fikri bu olan havalı teoremlerimiz özünde bu kadar hayatın içinden ve doğal ve basittirler. Bu alan hesaplamayı başka herhangi bir eylemle değiştirebiliriz. Küçük adamlarımızdan alanları boyamalarını, dolayısıyla sınır etrafındaki renk değişimini veya başka herhangi bir şey de isteyebilirdik. Bölge içinde yapılan her çeşit eylemlerin toplamı bize bölge sınırlarında o eylemler cinsinden bir bilgi verecektir. Mesela seçtiğimiz dikdörtgen bölge bir elektriksel alan içinde olsun. Bu bölgenin içindeki artı ve eksi yükler bu bölge içinde yaşayanlar için bir bilgidir. İçerideki yüklerin toplamının artı mı, eksi mi olduğunu biz de bölge sınırlarından çıkan bilgilerden anlayabiliriz. İçerideki yükler birbirini nötrledikten sonra kalan fazla sayıdaki yük dışarıdan bakan bizler için
bölge sınırlarında bölgenin toplam yükü olarak görünecektir. Yani içerideki bilgi ile bölge sınırlarındaki bilgi aynı olacaktır. Diyelim ki bölge içindeki bütün parçacıklar birbirini nötrleştirdikten sonra artı yüklü 3 parçacık kaldı. Bizim için bu bölge dışına taşan bilgi olarak bölge artı 3 yüklü bir bölgedir diyebiliriz. Kısaca alansal bir bölgedeki bilginin ne olduğunu çizgisel bir sınır üzerindeki yansımasından birebir görebiliriz. Şimdi durumu biraz geliştirelim. Biz küçük adamlarımızdan işimize yarayacak bir şeyler isteyelim. Örneğin bölge bir kuvvet alanı içinde olsun ve biz bölge sınırlarındaki alana karşı yapılan toplam işi hesap etmek isteyelim. Çünkü bunu hesaplamak alan dışında yaşayan canlılar olarak bizim için genelde zordur. Fakat bize zor gelen aynı iş alan içinde yaşayan canlılar için daha kolay olabilir. Bunu daha iyi anlamak için şöyle bir senaryo oluşturabiliriz. Bu arada şunu söylemek isterim. Hep benzer örneklerden sıkılmış olabilirsiniz. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Çünkü Green teoreminin ne anlama geldiğini kafanızda matematiksel olarak canlanırsa işin aritmetiği olan hesap kısmı çok değişik problemlerde bile size çok kolay gelecektir. Senaryomuza dönersek bölgemiz bir kuvvet alanı içinde olsun. Yani diyelim ki bu sefer içi boş, sadece kenar çizgileri olan tek boyutlu dikdörtgensel bölgemiz akan bir nehir üzerinde olsun. Nehirdeki her su molekülünün hareketi vektör alanımızı oluştursun. Su moleküllerinin hız ve yönlerini veren vektör alanımız EPXYI, QXYJ olsun. Küçük adamlarımız bu sefer minik sandalları ile çizdikleri çok küçük dikdörtgenlerinin çevresini belli bir yönde dolaşsınlar. Biz de büyük sandalımızla aynı yönde bölge sınırlarında yol alsak. Seçilen yön her ikimiz için de saat ibrelerinin tersi yönü olsun. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Matematikte genellikle bu yön hep artı yön olarak alındığını zaten biliyorsunuz. Küçük adamlarımızın her biri saat ibrelerinin tersi yönde dolaştıklarında yaptıkları toplam işi hesap etmek istesek, biliyoruz ki çizgimizin sınırladığı bölge içerisindeki küçük canlıların her birinin yaptıkları küçük işlerin toplamı bizim dikdörtgensel bölgemizin çevresi boyunca sandalımızda dolaşırken alana karşı yaptığımız işe eşittir. Burada bir şey sizi yanıltmasın. Alana karşı yapılan işi bölgemiz dikdörtgen olduğu için sandalımız dikdörtgenimizin her kenarını kat ederken her kenar boyunca yapılan işlerin toplamı olarak düşüneceğiz. Eğer alan sınırlarımız dikdörtgen değil de sürekli türevlenebilir olan kapalı bir eğri olsaydı buna gerek kalmayacaktı. Matematikte f eşittir px'yi qx'yi vektör alanında belli bir eğrisel iz üzerinde hareket eden parçacığımızın veya nesnemizin yaptığı toplam iş kapalı bir eğri üzerinde tek katlı integral f çarpı dr olduğunu biliyoruz. Bu bizim için nispeten zor bir integraldir. Fakat bizim için zor olan bir şey belki de alan içinde yaşayan küçük adamlarımıza kolay gelebilir. Onlardan yardım alabiliriz. Vektör alanımızdaki küçük adamlarımız o kadar küçük bir dönme yapıyorlar ki buna neredeyse noktasal diyebiliriz. Bu noktasal çok çok küçük dönme matematikte rotasyonel kavramının ta kendisidir. Bu noktasal dönmeleri bölgenin toplam alanı boyunca hesap ederse küçük adamlarımızın alan içinde toplam dönmelerini yani işini bulmuş olur. Bunu noktasal birim alan başına düşen dönme miktarının tüm alan boyunca integrali olarak düşünebiliriz. Rotasyonelin ne olduğunu biliyorsanız ki bildiğinizi farz ediyorum. Kısaca hatırlarsak rotasyonel f vektör alanının nabla operatörü ile vektörel çarpımıdır. Bu ifadenin herhangi bir vektör alanında çok küçük bir noktadaki dönme miktarını verdiğini biliyoruz. Peki bu en küçük rotasyonel dönmeyi küçük adamlarımızın alanımız etkisinde dönmesiyle eşleştirsek, yani yaptıkları işle eşleştirsek. Çünkü onlar bu çok küçük alanların sınırı etrafında dönerken vektör alanımıza yani nehre karşı bir iş yaparlar. Bu en küçük rotasyonellerin yani dönmelerin yani işlerin toplamı aslında bize bölgemiz etrafındaki toplam dönme miktarını yani toplam işi verecektir. Kısaca bir kuvvet alanı içerisindeki küçük işlerin alansal toplamı o alanın sınırı boyunca yapılan çizgisel işe eşittir diyebiliriz. İşte Green teoremi budur. Yani bizim dünyamızdaki zor çizgisel tek katlı integralle küçük adamların dünyasındaki çift katlı daha kolay alansal iki katlı integrali özdeşleştirmek. Bunu görsel olarak nasıl bir şeye benzediğini şöyle hayal edebiliriz. Aslında kapalı bir eğri boyunca yapılan toplam iş sıfırdır. Çünkü iş tanımı gereği bir kuvvet altında bir şeyin yer değiştirmesidir. Kapalı bir eğride cisim başladığı noktaya tekrar geri döndüğünden toplam iş sıfırdır. Fakat bu bilgi şimdilik kafanızı karıştırmasın. Bölgemizi parçalara bölersek ve dönüşümüzü her iz için saat ibrelerinin ters yönde yaparsak her parçamızın izinin
komşu izle ortak olan sınırlarının ters yönde olduğunu ve birbirlerini götürdüğünü söyleyebiliriz. Bölme sayısını artırdıkça bu birbirini götürmeler hep böyle sürüp gider. Sonuçta kalan sadece bölge sınırlarında yapılan iştir. Yani bölge içinde yapılan işler bölge sınır eğrisi boyunca yapılan işe eşit olur. Green teoreminin ana fikri olarak bir alan içerisindeki küçük işlerin alansal toplamı bu alanın sınırı boyunca yapılan çizgisel işe eşittir demiştik. Green teoremimizi matematiksel notasyonda yazarsak kapalı C bölgesindeki tek katlı integral f çarpı dr eşittir B bölgemizdeki çift katlı integral rotasyonel f çarpı dx dy. İşte bu güzel teoremi keşfeden bundan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış George Green adında İngiliz matematikçidir. Bu teoremin en genel kullanımı matematik ve fizik uygulamalarında zor eğrisel integralleri iki katlı daha basit integrallere dönüştürerek hesaplanmalarını kolay hale getirmektir. Stokes teoremi ise Green teoreminin 3 boyutlu uzaydaki iki boyutlu yüzeylere uygulanmasıdır. Green teoremi kafanızda şekillendiyse düzlemdeki Green teoreminin yüzey üzerindeki formu demek olan Stokes teoremini zaten şimdiden anlamışsınız demektir. Stokes teoremini başka bir videoda inceleyeceğiz.